var. Bu videoda Google'ın ücretsiz olarak Tesla K80 GPU'sunu sunduğu Google Colab'ı nasıl kullanıldığını Fuat Beşer'in gerçekten benzersiz anlatımıyla diyeyim. Sizlere göstereceğiz. Yani benimki sadece bu tutorial'ın video versiyonu olacak. Fuat abi öyle bir tutorial hazırladı ki hem Türkçe hem İngilizce. Yani işte ne yazalım mesela, işte Google Colab 100 yazdığınızda direkt zaten kendisinin tutorial'ı çıkıyor. Twitter'da deep learning ile uğraşan yerler sürekli bu tutorial'ı paylaştılar. Deep Learning Türkiye adıyla aynı zamanda. Tesla'nın şeyin Google'ın bize direkt ne sunduğuna bakacak olursak bize Tesla K80 GPU'sunu 12 saatliğine ücretsiz sunuyor. Şöyle 12 saatliğine ücretsiz. 12 saatte bir sadece kesim yapıyor. Siz ondan sonra bir daha gene 12 saat kullanabiliyorsunuz. Aslında sınırsız, sadece 12 saatte bir kesimlere bu GPU mining işlemlerini engelleyebilmek adına yapıyorlar. Bu Bitcoin işlerinde kullanıldığını biliyorum. Önceden FloydApp diye bir sistem kullanmıştım. Onda bir saatte bir kesim yapıyorlardı GPU şeylerin ücretsiz şeylerinde. Çünkü sürekli kullanıp bunu mining işlemlerinde kullananlar oluyordu. O yüzden Google belki de bunun için, büyük ihtimal bunun için 12 saatte bir kesim yapıyor. Sonra yeniden başlatıyorsunuz. Olay o. Zaten 12 saatten büyük bir işleminiz olacağını da zannetmiyorum. Peki eğer çok büyük derecede veri setiniz yoksa ya da Generative Adversarial gibi ağlar kullanmıyorsanız büyük verilerle 12 saat yeter. Yani eğer şöyle, tabii 12 saat yetmezse bile kaydedip 12 saat sonra kaydettiğiniz modeli direkt alıp ağırlıklarını alıp bir daha itiyorsunuz. Bitiyor olay. Nvidia'nın bize sunduğu Tesla K80 24 GB RAM var. Yalnız size Google Colab'da sunulan 13 GB. 4992 core var, çekirdek var ki baktığınız zaman 4992'yi 8'e böldüğünüzde 624 tane, yani 8 çekirdekli 624 tane bir, yani mesela 8 çekirdekli 624 bilgisayarın yapacağı şey şu an size Google ücretsiz sunmakta. Bu anlatım yaparken de Fuat abinin tutorialından zaten anlatım yapacağım. Sadece hani haberiniz olsun diye zaten videoyu çekmek. Çünkü böyle şeyler biraz arada kalıyor. Yani Türkçesi burada işte, ondan sonra anlatımlar var. Kütüphane nasıl eklenir onlar var. Biz de İngilizcesiyle gideceğiz. Orada bir iki ek şey daha var göstermek istediğim. Bu, Fuat abi sağ olsun, harbiden çok güzel hazırlamış. Google Colab'ın kendi yapısına baktığımızda işte bize PyTorch, TensorFlow, OpenCV, Keras'ı kullanmamızı sağlıyor. Kendi sunucuları ve kendi GPU'su üzerinde. Ve Colab'ın güzel tarafı, benim kendi bilgisayarımda tekrarın tanesini 88 saniyede yaparken Google Colab'da 3 saniye sürüyor. Yani işleri kaç kat hızlandırıyor. Ben böyle şeylere genelde bakmayı severim. 88 bölü 3'den 30 kat daha hızlı iş yapıyorum aslında. Ve bu şekilde kendi drive'ım üzerinden anlatım yapacağım. Aynı şekilde de Fuat abinin tutorial'ını devam ettireceğim anlatırken. İlk başta Google Drive üzerinden bir dosya oluşturacağız, app diye. Yani ne olduğu önemli değil ama app diye oluşturalım yani. Ve bunu şöyle yapalım. İşte ben zaten kendi dosyalarım pek belli olmasın diye direkt app üzerinden başlatacağım her şeyi. Hatta şunu da kaldıralım. Galiba şu da gitsin. Şu da gitsin. Şimdi Drive üzerinden app diye bir dosya açtık. Burada benim önceden şeylerim var. Önceden attığım Python dosyalarım var. Şimdi diğer deyip kolaboratörü açıyorum. Eğer açılmazsa böyle bir şey, siz şöyle
şöyle bir, yani direkt olarak böyle değil, fakat şöyle bir arama yaptığınızda zaten size notebooklar listeleniyor. İşte 13 gün önce denemişim olmamış, sonra 3 gün önce denemişim yine umutlarım kırılmış, ardından bugün felaha ermişim kolab konusunda. Yani buradan açtığınız zaman orada diğerinde, diğere bastığınızda da geleceğini düşünüyorum. Diğer dedik, bir tane kolab dosyası oluşturduk. Bu bizim için aslında bir Python dosyası ve bir server'da, yani bir sanal bir server'da bize K80'i kullandıracaklar burada. Şimdi biz bunu tıklıyoruz. Yani kolaboratörü üzerinden açtık. Ardından direkt Fuat abiyi takip etmek yeter. Sadece arada şuna bakmak lazım. File, pardon, burada değil de Edit, Notebook Settings. Biz hangi dili kullanıyoruz? Ya ben Python 3 kullanıyorum. Ardından GPU. Save dedim. Şu an Tesla K80'e şurada gördüğünüz gibi bağlanıyor. İlk başta hata verdi. Şimdi connected dedi. Ardından işte dosyamızı açtık. Şimdi kendi file dosyalarımızı, yani şöyle söyleyeyim, onu da geçmeden önce geldim ben burada, benim ne dosyam var? Şu dosyam var. Dosyama baktığım zaman bir Keras modelim var elimde. İşte ben NumPy dosyam var. NumPy dosyamı çekmişim. Ben bu dosyalarımı, aynı zamanda şunu göstereyim. Tabii orada eğitim yaptıktan sonra kaydetmeniz lazım. Geldiniz, işte çok karmaşık zaten benim, yani kod yazarken bayağı saçmalıyorum. Şu model nokta save'i unutmayın. Ne kullanıyorsanız kullanın, modelinizi kaydedin. Sonra geri yükleyip kendi bilgisayarınızda direkt tahmin ettireceksiniz çünkü. Bakmış olduğunuz zaman işte kaydetmişim. Hatta şunu da yapın. Google Colab'a atmadan önce burada çalıştırın. Çalıştığından emin olun. Yani IPO sadece başlasın yeter. Kapatın sonra. Ardından şu dosyayı yap, ya işte kendi klasör sisteminizden ya işte şey üzerinden, bu kısmı atmamız lazım. İlk başta şundan çıkalım. Geldik. Biz şuraya yaptık. Benim önceden yüklediğim için yeni versiyon olarak sakladım. Yani aynı dosyayı güncelledim. Ayrı olarak sakla diye derseniz şu şekilde bir dosya açıyor. Ardından Google Colab'a gelmeden önce şurada gördüğüm NumPy dosyamı da, işte ben burada augmentation yaptığım bir veriyi almışım. Ardından şu kısmı atmışım. Bu uzun sürdü benim için, işte iki, gerçi nasıl uzun sürdüğünü siz karar verin de, 2,5 GB dosyayı zannediyorum 17 dakikada falan yollayabildim, en azından şu anki şartlarda. Ardından geldim, Fuat abi takip ediyorum. Burada şu işlemleri yapacağız. Kopyaladık, yapıştırdık. Bu kısım bize sadece şeyi sağlıyor. Yani bir şey bilmenize gerek yok. Mail hesabınızla Drive hesabınızı eşleştiriyor. Hatta daha doğrusu mail hesabınızı Colab'la eşleştiriyor ki size bir kullanma hakkı veriyor. Bunun için size bir şifre veriyor. Kaydetmenize gerek yok. Zaten şimdi kendi soracak. Yani burası biraz curcunaya dönüyor. Böyle bir hata vermemesi lazım. Daha doğrusu hata değil ama bunu baştan çalıştıralım. Bir şey kaybetmeyiz. Bize burada vermesi gereken birkaç şey aşağı doğru akacak. Ardından bir tane boşluk çıkacak. Ve de ardından diyecek ki işte şu linke tıklayın. Siz oradan mail hesabınıza basacaksınız. Bu böyle bir şey niye verdi acaba? Şöyle öylesine bir şeylere basalım bakalım ne diyecek. Siz mail hesabınıza tıkladığınızda size bir şifre verecek. Onu yapıştıracaksınız. Bir şifre daha verecek. Bir daha yapıştıracaksınız. Ardından olacak. Fakat bu hatayı niye verdi? O zaman gene Fuat abinin tutorialından bakalım o hatayı nerede vermiş. Ben authentication zaten yapmışım.
Onun için böyle bir hata vermiş. Yani aslında hata değil de zaten sen yapmışsın diyor. Fakat görmek açısından ben bunu halledip geleyim hemen. Burada gördüğünüz gibi aşağı doğru bir şeyleri aktı, gitti. İşte bir şeyler indiriyor, işte bir şeyleri set ediyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gene böyle galiba zannediyorum bir şey istemeyecek gibi ama bakalım. Heh, tamam. Şimdi burada tek isteğim sadece mailim ortaya çıkacak. Şuna tıklasanız benim için daha iyi, yani buna mail atsanız benim için daha iyi olur. Burada size bir kod verdi. Siz bu kodu aldınız. Burada yapıştırdınız. Enter dediniz. Bir daha verdi. Aynı kod sanıp tıklamamaz, şu kodu almamazlık yapmayın. Aynı kod değil galiba. Zannediyorum. Yani bunu artık değilmiş. Ben de çok aynı gibiydi birkaç kere. O hata verdi dedim. İki kere tıklattı. İki kere link verdi. İki kere autent yaptım. Ardından benim drive'ımla işlemem lazım. Direkt takip edelim ki bir hatamız olmasın. Şimdi işte burada en son nerede kalmıştık? Şimdi drive'ı kullanarak ben şunu yapacağım. Yani diyeceğim ki benim drive hesabımla eşleştir. Maili onayladığım drive hesabımla eşleştir. Şu an eşleşti. Ardından kütüphaneleri bu şekilde indiriyorum. Yani Fatih gerçekten her şeyi eksiksiz bırakmış. Keras'ı sadece Keras'ı import etseniz yeter. TensorFlow falan işiniz varsa ekleyin yani ama Keras'ı indirdiğiniz zaman NumPy'da yükleniyor. Keras'ta yükleniyor, şey TensorFlow'da yükleniyor. Birkaç gerekli paket daha yükleniyor. Onun için TensorFlow kullanıyorsanız da zannediyorum sadece TensorFlow yüklemeniz yeterlidir. Başka işlemler yapacaksanız işte yani bunu sadece şeyde de kullanmayabilirsiniz deep learning'de. Görüntü işlemede de kullanabilirsiniz çok boyutlu bir görüntüyü ya da bir sürü görüntüyü editlemek istediğiniz zaman OpenCV'de yükleyebilirsiniz. Çalıştıralım. Zaten taktiği yüklüyor. Onda da bir sıkıntı göreceğimizi zannetmiyorum. Şükür çıkmadı. Ardından hazırız aslında. Sadece burada birkaç kolaylık sağlamamız lazım. Şimdi geri dönelim kolaba. Yeni bir kod kısmını açalım. Bu arada editten notebook'umuzun Python 3 ve GPU olarak seçtiğimizi gördük. Ünlem LS yazıp çalıştıralım. Bize ne verecek? Bize data lab drive verdi. Bu drive tamamı aslında. Yani biz kodu yazarken şunu yapmamız isteniyor. Drive işte drive'ın içindeki app oradan incible ya da şöyle ya da bu zaten karışıklığa yol açıyor. Bunu engellemek açısından biz drive'ın içindeki app klasöründe çalışıyoruz dememiz lazım. Bunu da ya bu arada yani farklı şeylerin kütüphanelerin nasıl indirildiği burada var. O da eksik bırakılmamış. Bunu da nereden yapıyoruz? Biz sürekli bunları yazmamak için sanki kendi ortamımızda çalışıyormuş gibi yapmak için. Şimdi şöyle yapalım. LS dedik bize sonuç verecek. Drive'ın içindeki app klasörünü ya da siz ne adla koyduysanız drive'ın içindeki app klasörünü bana çalışma ortamı olarak al demek için böyle yaptık. Bu ilk LS bana Data Lab Drive'ı verdi. Şimdi ben import ettikten sonra bana ne verecek işte ünlemliyse onu görelim. Benim Drive app'in içindeki tüm dosyalarımı bana listeledi. Baktığım zaman işte range, v3 ve anlamsız isimler. Daha doğrusu Inception v3'ün kısaltmasını yazmaya çalışırken Eve c3 falan yazmışım. Onlar falan hepsi duruyor burada. Şimdi kodumu yazarken sanki kendi klasörümdeki gibi çalışacağım. Yani işte slash bir şeyler dememe gerek kalmayacak. Yani drive slash bilmem bir şey demene. Yoksa burada bir klasörden bir şey çekerken ki kısmı düzeltmiyorum. Daha doğrusu hiç kafanızı karıştırmadan sadece aynı ortam, aynı kodlar tamamen çalışacak. Bundan sonra çalıştırma için işlemi içinde sadece şunu yazacağız.
Burada bakalım önemli bir şey kaçırdık mı? Yok. Şunu yazacağız. İşte Python 3 diye aratalım. Aynen. Şimdi biz çalışma ortamı olarak API ayarladık. O yüzden Fuat'ın yaptığı gibi dry app diye yapmaya gerek yok. O da zaten sonradan bahsetmiş bu mlist tutorial'ını verdikten sonra. Yeni bir kod bloğu öbeği daha oluşturalım. Python 3. Ben hangisini çalıştırmak istiyorum? regre-img3.py. Hatta inç v3 çalıştırayım. En son onu yüklemiştim zannediyorum. Çalıştırmaya başladım. TensorFlow backend'ini kullanıyor diyor. Burada zaten Tesla K80'in adını da göreceğiz. Yani ne kadar hızlı olduğunu görün diye. Biraz da onu istiyorum. Burada bazen memory hatası olarak large location veriyor. Bazen hiç, yani bunu bir kere veriyor. Hiç sıkıntı çıkarmıyor sonrasında. Garip garip şeyler oluyor. Aynı anda birden fazla kolab dosyası açık olması mümkünse o sıkıntı çıkarıyor. Bir de zannediyorum size sunulan sadece bir tane Tesla K80. Her notebook açtığınızda bir sürü Tesla size sunulmuyor yani. Burada free memory 11 GB görüyorsunuz. Ben de 88 saniyede süren ipi, ha bu arada şeyi indirdi. Ben de 88 saniyede süren ipo. Ha, burada ağımı büyütmüştüm. Bu 51 saniye diye demesinin sebebi artık ben kendi ağımda cüret edemediğim şeyleri bunda artık denemeye başladım. Ondan şimdi şey gösteriyor. 22 saniyede bir ipo halletti. Bu zannediyorum benim bilgisayarda burada 22, şöyle bir düz mantık yapsak bende normalde, ya yani burada normalde 3'te çalışan 22, oradan 7. Ben zaten yapıyordum 88 saniyede. 550 saniyede yapması, benim bilgisayarın 550 saniyede yapması gereken işi, hatta yapamayacağı işi RAM'den dolayı. Çünkü Tesla K80'de, yani en azından bize sunulan 11 GB RAM var. Burada gördüğünüz gibi işte, hatta sonradan yani bu fine tuning işlemini yaparken ilk başta ağırlıkları train ettim ki bir regulation etkisi olsun, ya da artık diyemiyorum o kelimeyi. Bu şekilde ağımız kendi kendine çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi her tekrarı 16 saniyede yapıyor. Ardından şurada ben şeyi göreceğim. Kaydetmiştim modelimi. Hangi isimde kaydetmiştim? Yani kaydedeyim demiştim. Böyle saçma bir isimde inç v3 4 sigma yeni diye, işte yani burada genelde isimleri ben şeye göre veriyorum. A yenilediğim zaman işte şeyi, son aktivasyon fonksiyonunu değiştirmişim. Ben şu an uğraştığım şey regresyon problemi olduğu için yani bu şekilde adlandırmıştım. Yani burada gördüğünüz zaman bu 5 ipo benim bilgisayara yaptırmaya kalksam minimum 15 dakika. Burada 16 saniyede Google abimiz sağ olsun halledebiliyoruz. İşte 5. tekrar beklememin sebebi dosyanın, yani kaydettiğim dosyanın şurada belirebileceğini göstermek. Burada beliren dosyayı da indirip istediğim gibi kendim kullanabilirim. İstediğim gibi parametreleri de deneyebilirim. Bu artık benim için sıkıntı olacak bir şey değil. Baktığımız zaman 5'i de tamamlandı. Burada benim birkaç validation işlemi vardı ama ona da gerek yok. Yani şey, kendimi koyduğum modeli yorumlamak için birkaç yöntemim vardı orada. Burada gördüğünüz gibi benim kaydettiğim modelim burada, ağırlıklarım daha doğrusu burada durulu. Zaten YouTube'daki videolardan kaydettiğimiz modeli nasıl kullanacağımızı falan biliyoruz. Fine tuning'de de gördük zannedersem. Bu şekilde biz ağımızı oluşturup Google Colab üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Fuat abi sağ olsun. Hata olduğu zaman, yani
Türkçesine elbette bakın ama İngilizcesinde hataları Fuat abi cevaplamış. Yani ya başkaları da cevaplamış bazılarında. İşte Fuat abi zaten çoğunu halletmiş. Yani bir hata olduğunda, hata kodu çıktığında işte CTRL-F deyip yapıştırırsanız burada bir sürü problemin çözümünü görebilirsiniz. Bu şekilde bir videosu olsun dedim yani insanların haberi olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.